Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün aslında ikinci webinarımız bu. Saat 11'de aslında şimdi konuşacağımız Microsoft'un bulut uygulamaları için bir tanıtım webinarı yapmıştık. Şimdi biraz daha detayına girmeye çalışacağız bunun ve bir uygulama webinarı yapmaya gayret edeceğiz. Buna başlamadan önce daha önceki webinarımıza katılanlar da var tabii ki aranızda ama bazı arkadaşlarımız ona katılmadığı için ben çok kısaca TechSoup'tan bahsetmeye çalışacağım. Daha sonra sözü diğer konuklarımıza bırakacağım. O zaman onları tanıtmaya gayret edeceğim sizlere. TechSoup Türkiye, TechSoup Global altında çalışan bir birimi STGM'nin. TechSoup dünyada 65'ten fazla ülkede sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını teknolojiyle birlikte destekliyor. Bu sayede sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının etkisinin artacağına inanıyor ve Türkiye'de de bunu STGM yürütüyor. STGM'yi çoğunuz biliyorsunuzdur ama 2004'ten beri Türkiye'de hak temelli sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendiriyor. Ve 2014'te aldığı yeni bir yönelimle dijital güçlendirmeyi de kendi çalışmaları arasına kattı. Stratejik alanlardan birisi olarak tanımladı ve bu yüzden TechSoup Global'de bir işbirliğine giderek yazılım bağışı programını Türkiye'de 2015'ten beri yürütüyor. STGM sivil toplumun dijital kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor ve TechSoup Türkiye'yi aslında finanse ediyor. Bu sayede sivil toplum örgütlerinin etkisinin artacağına inanıyor. Şu anda TechSoup Türkiye'ye kayıtlı 650'den fazla sivil toplum örgütü var. 350'den fazla sivil toplum örgütü TechSoup Türkiye'nin bağışlarından faydalandı ve bu kapsamda da 1000'den fazla Microsoft ürünü sivil toplum örgütlerine bağışlandı. STGM bunun dışında dijital güçlendirme eğitimleri yapıyor, sosyal medya eğitimleri yapıyor, savunuculuk için dijital araçlar eğitimleri yapıyor. Bunları STGM sitesindeki duyurulardan, STGM'nin sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Bugün biz hep birlikte aslında Microsoft'un bulut bağışlarını sivil toplum örgütleri nasıl kullanabilir? Biraz daha bunun detayına inerek bakmaya çalışacağız. Bunun için aslında Ozan Bey, Ozan Gündüz, Microsoft'un çözüm uzmanı bize gün boyunca yardımcı oldu yani saat 11'den beri. Bugün de değerli vaktini ayırarak bizimle birlikte olacak 2'den itibaren birazdan başlayacağımız seansta. Bunun yanında tüm bu webinarın aslında size ulaşmasını sağlayan kişi de Gözde Şen oldu. Microsoft'un kurumsal sosyal sorumluluk proje koordinatörü Gözde Hanım ve hani gerçekten oldukça büyük bir özveriyle bu webinarı sizlere ulaştırmamızı sağladı. Bizim bugüne kadar yaptığımız bütün ricaları da aslında üstün gayretle yerine getirmeye çalıştı. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve aslında Microsoft filantropi hakkında biraz daha bilgi vermesi için ben sözü izninizle Gözde Hanım'a bırakıyorum. Güzel girişiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz işbirliğiniz için. Bugün Microsoft kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve aslında Microsoft'un sivil toplum kuruluşlarına sağladığı imkanları anlatmak üzere bu webinarı gerçekleştiriyoruz. Şöyle birazcık bizim neler yaptığımızdan bahsederek başlamak istiyorum. Microsoft kurumsal sosyal sorumluluk departmanı olarak sivil toplum kuruluşlarına yazılım bağışı destekleri sağlıyoruz ve onların da şu an bütün dünyadaki kurumlarda olduğu gibi dijital dönüşümü kendi içlerinde gerçekleştirerek daha verimli çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra hem sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerimiz var tabii ki ama aynı zamanda toplumdaki bütün herkese eğitim, girişimcilik ve istihdam alanında etkinlikler ve projeler düzenleyerek ulaşmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi daha da iyi kullanabilmek ve bu şekilde hem günlük hayatımızı hem de işlerimizi daha hızlı ve verimli bir şekilde yapabilmeye çalışıyoruz. Microsoft aslında sivil toplumda oldukça aktif bir şekilde destek olmaya çalışıyor hem kurumlara hem de kişilere. Bizim önceliklerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda 243 sivil toplum kuruluşu şu anda yazılım bağışından yararlanıyor. Bunun altında birazdan bahsedeceğimiz bulut çözümler ve aynı zamanda çevrim dışı olarak bilgisayarınızda kullandığınız çözümler var. Birçok sivil toplum kuruluşu farklı paketleri kullanabiliyor Türkiye'de. Aynı zamanda da yine NGO Days adı altında STK'ların teknolojik kapasitelerini güçlendirmek amaçlı olarak etkinlikler düzenliyoruz zaman zaman.
Yine çocukların kodlama ve teknolojiyle erken yaşta tanışması bizim önemli amaçlarımızdan, hedeflerimizden bir tanesi. Bu doğrultuda bu yıl 20 bin çocuğu kodlama ile tanıştırdık. Hour of Code global kodlama saati etkinliklerimiz kapsamında. Yine DigiGirls benzer bir şekilde bu sefer özel olarak genç kadınların teknolojiyle tanışması için yaptığımız etkinlikler. Bunun yanı sıra Habitat ile birlikte yürüttüğümüz Geleceğin Tasarla Kişisel Gelişim ve İstihdam portalımız var. 11 bin üyesiyle her geçen gün daha da büyüyor. Burada gençlerin hem onları kariyer hayatlarına hazırlamak hem de istihdam yaratabilmek adına onlara bir rehber olacak bir portal hazırlamak istedik. Aslında herkesin çok daha önemli üstünde hassasiyetle durduğu bir konu olan mülteciler. Tabii ki Türkiye'de bu konunun üzerinde çok hassasiyetle duruyoruz biz de. Ve bu anlamda da birçok projemiz var. Onlara hem eğitim hem de sivil sosyal hayatlarına tekrar geri kazandırılabilmeleri amacıyla, buradaki hayatlarını tekrar kurabilmeleri amacıyla eğitimler ve bazı yetkinlikler vermeye çalışıyoruz. Farklı yollardan destek olmaya çalışıyoruz. Microsoft'un yazılım bağış programı kapsamında edinebileceğiniz fırsatları ikiye ayırabiliriz. Bunlar bulut çözümlerimiz ve on-prem çözümlerimiz. Bulut çözümlerimiz aslında en çok bildiğimiz ürünlerimiz Microsoft Azure, Dynamics, Office 365, Power BI gibi ürünlerimiz. Birazdan zaten bahsedeceğiz daha detaylı olarak. Bunun yanı sıra çevrim dışı olarak bilgisayarınızda kullanabileceğiniz Office'in çevrim dışı versiyonları, Windows işletim sistemi ve aynı zamanda bazı serverlar bildiğiniz gibi. Bütün bunların hepsini web sitelerimizden, yani hem bizim web sitemizden hem de on-prem çözümler için de TechSoup'un web sitesinden inceleyebilirsiniz. Microsoft, Philanthropies olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerini dönüştürdüğünden beri, yani geçtiğimiz yıldan beri bir vaatte bulunuyor aslında sivil toplum kuruluşlarına ve 3 yıl içerisinde bulut bilişim kaynaklarımızdan tam 1 milyar dolar değerinde bağış yapmayı vaat ediyor. Bu noktada da 3 yıl içerisinde 70 binden fazla sivil toplum kuruluşuyla bu işbirliğini gerçekleştiriyor. Siz de bu sivil toplum kuruluşlarından biri olabilirsiniz. Hatta şu anda aktif olarak kullanan birçok sivil toplum kuruluşu da var. Yine aynı zamanda eğitime de destek veriyor. Dolayısıyla Microsoft Azure araştırmalarında kullanan 900'den fazla araştırmacıya da yine bireysel olarak destek olurken, tabii ki bütün bu sağladığımız ürünler için ciddi bir internet bağlantısı gerekiyor. Fakat bazı ülkelerde bu anlamda ciddi bir eksiklik var. Bu ürünlerin tabii ki verimli bir şekilde kullanılabilmesi için de 15 ülkede 20 toplum için geniş bant bağlantısı desteği sağlıyor. Şimdi Microsoft ürünlerimizden ilki olan Azure ve Office 365'ten bahsetmek üzere ben Ozan'a sözü vermek istiyorum. Merhabalar. Bu arada sesim geliyor herhalde. Microsoft'tan Ozan Gündüz. 5,5 yıldır yaklaşık Microsoft Ankara ofisinde eğitim çözümleri uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün özür dilerim. Çok hızlıca Azure ve Office 365 tarafında böyle çok basit yönetimsel ipuçları vermek istiyorum sizlere. Sabahtan birazcık bu teknolojiler nedir? Ne işe yararlar, ne için kullanırlar, bunları konuşmuştuk. Şimdi de birazcık daha isterseniz detayına girelim. Ben şimdi webcam'imi kapatıyorum müsaadenizle. Bir de ekran paylaşımı için yetki alabilirsem. Teşekkür ediyorum. Şimdi ekranımı görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi ilk başta Azure'dan isterseniz gidelim. Şimdi sabah birazcık Azure'u anlattık tabii ne işe yarar vesaire. Orada tabii şeyi konuşmuştuk. Hani kullandığın kadar ödüyorsun. Kullandığın kadar ödüyorsun. İyi de hani sonuçta bir şey kullanacaksak bunun bedeli ne kadar olmalı? Biz bunu göremez miyiz diye mutlaka bir kafanızda soru işareti oluşmuştur. Tabii şeyi de söyleyelim bu arada. Belki konuşmalarda geçmiştir ama bağış kapsamında yani Microsoft'un bağış programları kapsamında kar amacı gütmeyen kuruluşlar yıllık 5000 dolarlık bir Azure kredisi kullanabiliyorlar ücretsiz olarak. Bu bir mali anlamda bir destek olarak görmeyen yani parasal bir destek değil. Azure kredisi cinsinden 5000 dolar. Şimdi 5000 doların ne anlama geldiğini birazcık kafanızda
şekillendirmeye çalışacağız. Bu sayfa, gördüğünüz sayfa herkese açık bir sayfa. Eğer Azure hesap makinesi yazarsanız, aratırsanız bunu muhtemelen ilk ya da ikinci sonuçla buraya ulaşırsınız. Bu bizim Azure üzerindeki servislerimizin ücretlerinin yer aldığı bir sayfa. En basitinden mesela sanal makine hizmeti var demiştik. Mesela şuradan bir sanal makineyi seçtiğimizde bunu şimdi aşağıya ekleyecek. İsterseniz bir de bir depolama alanı seçelim. Yani bir storage hizmeti aldığımızda ne olur, çok basitçe bunu görebiliriz. Mesela aşağı iniyorum. Bakın bir tane sanal makineyi ekledi buraya. Buradan öncelikle hangi veri merkezinden hizmet alacaksınız onu seçmeniz gerekiyor. Biz genelde Türkiye olarak Kuzey Avrupa veya Batı Avrupa'yı öneriyoruz. Çünkü mesafe olarak en yakın, ping mesafeleri en kısa yerler şu anda buralar. Kuzey Avrupa, Hollanda'da, Amsterdam'da, Batı Avrupa'da, İrlanda'da. Mesela ben Batı Avrupa seçeyim şu anda. Şimdi makine türü olarak gördüğünüz gibi burada farklı işletim sistemleri seçebiliyorsunuz. İşte Windows Server'da bu makine isterseniz Windows seçiyorsunuz. Linux, Ubuntu, CentOS vesaire burada farklı farklı seçebilirsiniz. Şu an Windows kalsın burada. Siz kurumsal bir yapıda olduğunuz için burada standart seçmenizi tavsiye ediyoruz. Çok detayına girmeyeyim ama yani standart olması aklınızda bulunsun. Şu gördüğünüz sekmeyi açtığımda da burada bakın farklı farklı birçok makine tipi var. Nedir? İşte A0'dan başlıyor. Hani bir çekirdek 0.75 GB RAM'den işte ne bileyim A11'ler 16 çekirdeğe kadar gidiyor. Oradan version 2'leri geliyor 8 çekirdek. Aşağı doğru D'ler, işte F'ler, G'ler, H'ler, L'ler, N'ler vesaire böyle gidiyor. Burada tabii bu kadar çok makine tip olmasının bir sebebi var. Birincisi buradaki her makinenin üzerindeki çekirdekler birbiriyle aynı değil. Yani A tipi makinelerin aynı ama mesela A ile F'inki farklı. Siz ihtiyacınıza uygun işte daha fazla işlem gücü istiyorsanız ona göre iyi bir seviye makine seçmeniz gerekiyor. Tabii çekirdek sayısını dikey olarak da büyütmeniz mümkün. Bir çekirdek, iki çekirdek, keza RAM de öyle. İşte makinelere bağlayabildiğiniz arka tarafta disklerin boyutları vesaire değişebiliyor. İşte tiplerine göre yine. Hani ihtiyacınıza göre bunlara bakıp bir de tabii maliyetlerine de bakmanız lazım. Yandan da zaten yazıyor aslında saatlik birim maliyetleri. Bir en uygun olanını seçmeniz gerekiyor. Sadece en alttaki 3 makine N'ler, yani şu NV6, 12 ve 24. Bunlar birazcık özel makineler. Bu makinelerin üzerinde grafik kartları var. Nvidia'nın Tesla M60 serisi. Grafik kartları var bu makinelerde. O yüzden zaten fiyatları bir miktar diğerlerine göre pahalı. Eğer hani GPU, yani CPU dışında GPU iş yüküne de ihtiyaç duyuyorsanız bu makineleri de kullanmayı burada değerlendirebilirsiniz. Biz mesela D1 kalsın. Şu aşağı tarafta kaç makine çalıştıracağınızı yazabilirsiniz. Şu kısımda, özür dilerim, highlighter alayım. Şurada ve yine kaç saat çalıştıracağınızı yazabilirsiniz. Burada 744 saat demek bir ay boyunca ben bu makineyi sürekli çalıştırıyorum demek. Yani hiç kapatmadım demek. Yani şöyle söyleyeyim, Windows işletim sistemi olan üzerinde bir çekirdekli ve 3.5 GB RAM'i olan ve ay boyunca sürekli çalışan bir makine $110 gibi bir maliyette. Siz buradan yukarıdaki seçeneklerden şeyleri genişletip farklı farklı şeyler ekleyip, farklı farklı makineler ekleyip şeyi deneyebilirsiniz. Maliyetler nasıl birazcık kurcalayabilirsiniz. Bir de storage göstereyim hani çok basit depolama tarafında ne olabilir diye. Burada da yine şöyle yapmam lazım galiba. Sayfayı yenileyecek. Şuradan ekleyelim yine. Yine buradan mesela Batı Avrupa'yı seçelim. İşte ihtiyacınıza göre farklı depolama tipleri var. İşte yani genelde standart bir ihtiyaç için blok blobu seçebilirsiniz ya da yedekleme vesaire işleri için blok blobu ve disk seçebilirsiniz. Seçelim blok blobu. İşte genel amaçlı bir şey olsun. Şurada gördüğünüz şeyler işte veri merkezinde biz 3 kopyasını tutuyoruz normal şartlarda. Eğer farklı bir lokasyonu tutmak istiyorsak yedekli artırmak anlamında buradan farklı şeyler seçebiliriz. Yine yapmayalım öyle bir şey. Örneğin buraya 1 terabayt yapalım. Kolay olsun. İşte 1 terabayt yaklaşık $24.5 gibi bir aylık maliyeti var. Yani siz burada bir makine alsanız bir de 1 terabayt şey alsanız, storage alsanız işte bunun size $135 gibi bir maliyeti var. Buna ek olarak bir de band genişliği maliyeti gelebilir ama o taraflar zaten hani bir video vesaire izletmediğiniz süre çok fazla tutmuyor. Yani buradan kurcalayabilirsiniz. Farklı farklı bakın göstereyim. İşte bir sürü burada hizmet var. Hani hepsini tek tek anlatmaya vaktimiz zaten yetmeyecek ama
İhtiyacınıza göre kurcalayabilirsiniz. Bir şey hani aklınıza takılan bir soru olursa da sorabilirsiniz. Bir de Azure portalını göstermek istiyorum size. Şimdi sabah biraz bulut falan dedik, hani soyut kalıyor vesaire dedik. Onu birazcık daha somutlaştırmaya çalışalım burada. Portal.azure.com. Şöyle şu adres. Giriş yaptığınız zaman buraya geldiğinizde portal.azure.com'a buraya giriş yaptığınız zaman hesabınızda karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Burası Azure hizmetlerinizi yönettiğiniz ekran aslında bakarsanız. Bütün işlemleri aslında buradan yapabiliyorsunuz. Sol taraftaki 3 tane çizgiye tıkladığımda işte ne gibi servislerim varsa buradan bunları yönetebiliyorum. Veyahut da işte üyeliğimle alakalı ya da destek almak istiyorsam vesaire buradan işlerimi yapabiliyorum. Örneğin buradan bir yine sanal makine hizmeti almak istediğimizi varsayalım. Nasıl yapacağız? Şuradan New kısmına tıklıyorsunuz. Bu portalın Türkçesi de var bu arada. Sanal makine bizde Compute kısmında. Compute'e tıkladım. Sağ burada diyelim ben Windows Server 2012 R2 Data Center'lı bir makine istiyorum. Tıkladım buna. Devam et dedim. Hesabımda para olmadığı için şu anda bana bunu yaptırmadı. Neyse başka bir hesaptan gösterebilirdim ama hiç üyelik olmadığı için şu anda onu yaptırmayacak herhalde. Neyse anlatmaya çalışayım. Şöyle size şeyi soracaktım. Makinenin işte giriş için kullanmak istediğiniz kullanıcı adını şifresini belirleyeceksiniz ve ondan sonra makinenin tipini seçecektiniz. Nasıl biz az önce işte D1 diye bir makine seçmiştik. İşte D1 mi olsun, A1 mi olsun vesaire bunu seçecektiniz. Ondan sonra oluştur dediğinizde o 5 ila 10 dakika arasında size bu makineyi oluşturup hani uzaktan bağlantı noktası açık bir şekilde verecekti. Siz uzaktan bağlanarak bu makine üzerinde dilediğiniz işlemi aslında yapabilecektiniz. Yani hikaye aslında böyle. Yine farklı farklı servisleri, örneğin storage tarafında işte bakın bir sürü burada farklı storage tipleri var. Yani bir storage ekleyeceksiniz. Yine onu buradan ekliyorsunuz. Büyüklüğünü vesaire buradan seçebiliyorsunuz. Aşağı doğru bu liste hani uzuyor. Şu an vaktimiz kısıtlı olduğu için çok detaya ben girmiyorum. Dediğim gibi soru varsa yanıtlamaya çalışırım. Bir Bir ikinci tane sorum olarak var. Ben bunu biraz özetleyerek sorayım isterseniz, tam bu ekranı geçmeden. Bir kullanıcımız aslında şöyle bir şey soruyor. Biz WordPress'te kullanıyoruz diyor. Bunu Azure'da kullanmak istesek sanal makine mi açmamız gerekiyor diyor. Yani sorduğundan ben onu anlıyorum. Biraz daha karmaşık bir soru ama. Burada sanırım sizin gösterebileceğiniz bir şey vardır Ozan Bey. şöyle bakın şurada az önce new demiştim. Orada bir search barı vardı hatırlarsanız. Buraya WordPress yazdığımda WordPress için bana hazır şeyler çıkardı. Şablonlar çıkardı. Bakın şu 3 tanesi şöyle söyleyeyim. Şöyle yapsam daha uygun olabilir. Şu 3'ü direkt sanal makine. Yani şurada kategorisini compute olarak zaten görüyorsunuz. Bunlar sanal makine. Şu üstteki 2 tanesi ise bizim sanal makine yerine bu işi platform üzerinde yaptığımız yani daha hazır bir servis olan yine WordPress hizmeti. Bunlardan hangisi uygunsa, hani ben WordPress'in detayını çok bilmiyorum ama aşağı doğru da gidiyor bu arada liste. Hangisi uygunsa buradan seçip ilerlenebilir. Yani sanal makine üzerinde olsun derseniz üçüncüyü seçebilirsiniz. Veyahut da platform servisleri üzerinde olsun derseniz ilk ikisinden herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Şu hazır yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Şu ifade görüyorsunuz, preview ifadesi. Bu henüz bu servisin hani general available olmadığı anlamında yani daha ön izlemede geliştiriliyor manasında. Bu tarz şeyleri kullanırken eğer preview ifadesi görüyorsanız hani bir orada dikkat etmekte fayda var. Servisle ilgili bazı değişikliklerin ileride zamanla olabileceğini vesaire düşünerek yapmak gerekebilir. Ama WordPress hizmeti kolaylıkla buradan sağlanabilen bir hizmet. Bir hosting ile alakalı sanıyorum bir de soru gelmiş. Şimdi Azure aslında bir hosting hizmeti değil ama hani hosting'e en yakın olan kısmı şöyle ki siz bir sanal makine alırsanız Azure üzerinde yani bizim Infrastructure as a Service dediğim kısmından bir sanal makine alırsanız bu birazcık hosting'e benziyor ama orada da yine hani bu makineyi açma kapatma yetkisi, büyüme küçültme yetkisi tamamen sizde. Yani şey gibi değil, aylık sabit bir ücreti yok. Ne kadar süre çalıştırırsanız, ne kadar büyüklükte bir makine çalıştırırsanız o kadar bunun ücreti oluyor. Hani tam klasik hosting anlamında değil. Burada yönetim, kontrol tamamen sizin önünüzde. Yani bu makineyle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmak için telefonla birisini aramanız ya da birisine e-mail atmanız gerekmiyor. Yani çok şey en temel fark aslında
Bu. Şimdi bir de Office 365 tarafına geleyim isterseniz. Office 365'te de yine sabah bahsetmiştik. İşte TechSoup üzerinden geçilen bir süreçte Office 365 bağış almaya hak kazanırsanız kullanıcı adınız ve şifreniz de girdiğinizde sayfaya, o da portal.office.com'dur bu arada sayfa. Şöyle göstereyim şu kısım. Portal.office.com'a girdiğiniz zaman önünüze gelen sayfa aslında budur. Burası Admin Center dediğimiz yönetim merkezi. Yine Türkçesi mevcuttur bunun. Herhalde ben işletim sistemini İngilizce kullandığım için midir? Sürekli İngilizce geliyor benim sayfalarım. Şimdi buraya girdiğinizde tabii temel olarak yapmanız gereken bazı işler var. Aslında en temel iş tabii burada kendi alanınızın adınızı eklemeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Aşağı doğru genişlettiniz. Burada Domains kısmı var. Bu Türkçesi muhtemelen etki alanları olabilir. Buraya geldiğinizde buradan bir alan adı ekle diyorsunuz. Mesela buradan yazabiliriz mesela. Ben ne demiştim? test.stgm diye bir şey yazmıştım orada. org.tr diye yazdım. Diyelim next dedim. Şimdi bu domaini Office 365'e bu arkadaş eklemeye çalışacak ve bunu yapabilmemiz için, yani bizim bu domainin gerçekten bize ait olduğunu anlamamız için de bize diyecek ki bu kayıtlardan bir tanesini git DNS'inde yarat. Biz genelde TXT kaydını öneriyoruz. TXT kaydınızı DNS'inizde oluşturduğunuz zaman şuradan verify kısmına tıkladığınızda aşağıdaki mavi buton, eğer kayıt doğruysa burayı doğruluyor ve alan adını buraya ekliyor. Tabii şu an bu domain uydurma bir domain olduğu için ben bunu yapamayacağım. Burayı kapatıyorum. Normalde buraya eklenecek ve şu statü kısmında Setup in Progress yerine Verified yazıyor olacak. Peki domaini eklediniz. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra tabii bir sizin burada lisansınız olması gerekiyor. Lisanslarıma nereden bakacağım derseniz şurada bakın Billing denen bir kısım var. Herhalde faturalandırma olsa gerek Türkçesi. Burada lisanslarıma geldiğinizde sahip olduğunuz lisansları buradan görebiliyorsunuz. Bu bir eğitim tarafının test hesabıydı. O yüzden fakülte üstünüz gibi ifadeler görüyorsunuz ama siz kendi hesabınızı aldığınız zaman burada işte Office 365 Education E1 for NGOs tarzı bir şey görüyor olabilirsiniz muhtemelen. Burada sayılarını vesaire görüyorsunuz. Bu lisansları kullanıyoruz. Çünkü lisans olmadan zaten servisten faydalanamıyoruz. Bir sonraki aşamada kullanıcı atama kısmı. Yine sol tarafta bakın kullanıcıların bölümü var. Şöyle aşağı doğru genişleteyim. Kullanıcı ekleme işlemini buradan yapıyoruz. Burada aktif kullanıcıları seçelim. Şimdi şu an ben tek hesabım var tabii. Admin olarak sahip olduğum bir hesap var. Diyelim 5-10 kişilik bir kurumum. Çok fazla kullanıcım yok. Bunları tek tek elle ekleyebilirim. Ben bir kullanıcı ekle dediğim zaman bakın burada isim, soy isim vesaire gibi şeyler çıkartıyor karşıma. İsterseniz aşağı doğru bayağı detaylı buraları doldurabiliyorsunuz. Doldurmak zorunda değilsiniz tabii hepsini. Şifreyi isterseniz kendinize oluşturabilirsiniz ya da otomatik oluşturtabilirsiniz. Yine bir alt kısmından bu kullanıcıya bir rol atayabilirsiniz. Yani normal bir kullanıcı, standart kullanıcı, işte admin yönetim yetkisi olmayan kullanıcılar. Global admin yaparsanız sistem üzerinde her şeye yetkisi olur o kullanıcının. Ya da farklı farklı admin tipleri var. Bir aşağı indiğimde de burada da bakın ürün lisansları diyor. Buradan eklediğiniz bir kullanıcıya mutlaka ve mutlaka lisans atamanız gerekir ki o kullanıcı bu servisten faydalansın. Hatta bunlar da aşağı doğru genişliyor. Mesela şunu açayım örneğin. Ya da bir açıldı. Mesela şunu off yap, on yaptığım zaman bütün hepsini burada ekledi. Şimdi bakın aşağı tarafta birçok servis görüyorsunuz. Bunlar Office 365 altında kullanıcınızın kullanabileceği servislerden, servislerin tamamı burada. Tabii E1 paketi biraz daha kısıtlı. Bu E5 orada görüyorsunuz. E1 paketi biraz daha kısıtlı olduğu için siz hani bu kadar çok çentik görmeyebilirsiniz burada ama epey bir kısmını da göreceksiniz. Şöyle bir imkanınız var. Örneğin benim kullanıcım İşte mailbox olmasın dediğinizde şunu kapattığınızda mailbox olmuyor. Ya da mailbox'ını vereyim, Skype'ını vermeyeyim yapabilirsiniz. Böyle böyle buralarda oynamalar yapabilirsiniz. Lisansını aldıktan sonra ekle kullanıcıyı başarılı bir şekilde buradan ekleyebilir. Ama diyelim daha fazla kullanıcınız var, kalabalıksınız. Böyle 50 kişi, 100 kişi ne yapacağım? Tek tek elle mi ekleyeceğim? Hayır, elle eklemeyebilirsiniz. Şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Açtığınızda bakın Import Multiple Users diye bir seçenek var burada. Buradan kullanıcı ekleyebilirsiniz.
Şöyle ki size bir Excel şablonu verir. Daha doğrusu bir CSV dosyası, CSV dosyası verir. O dosyayı siz uygun şekilde doldurup buradan yüklerseniz o kullanıcıları tık 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 arka tarafta açar. Sizin tek yapmanız gereken kullanıcılara sadece bir kereliğine kullanıcı adlarını ve şifrelerini söylemek. Sabah bir soru olmuştu, hani buraları yapmam için çok teknik bilgi sahip olmam gerekir mi diye. Aslında temelde bu kadarlık bir işlem yapabilirseniz rahatlıkla bu servisi kullanmaya başlayabilirsiniz. Yani en azından mail alıp vermeye, işte kullanıcıların dosya depolamasına, Skype'ı kullanmaya vesaire başlayabilirsiniz. Öyle çok aman aman teknik bilgi gerektiren bir şey değil. Sanıyorum birkaç soru var. Daha fazla detaya gitmeyeceğim bu arada. Bir soru gelmiş. Ne demiş? Office 365 ve Azure'a tek bir admin mi ekleyebiliyoruz? Yok, hayır. Bu servislere ayrı ayrı birden fazla adminler ekleyebilirsiniz. Farklı farklı yetkiler de verebilirsiniz. Yani işte yöneticilerden bir tanesi hani global yönetici olsun, her şeyi yönetsin. Öbürü sadece faturalamayı yönetsin. Öbürü kullanıcı açma işlemlerini yönetsin falan gibi böyle şeyler bile var. Yönetimsel kırılımlar dahi var. Birden fazla ekleyebilirsiniz. Tabii Office 365 ve Azure'un şeyleri aynı olmak zorunda değil. O ikisi birer farklı servis. Yani dolayısıyla farklı kullanıcılar yönetebilir. SharePoint uygulaması görebilecek miyiz dediniz. Şimdi SharePoint üzerinde şöyle yapayım. Şurada sol tarafta açtığım zaman bakın burada şeyleri görüyorsunuz. Belli başlı servisleri görebiliyorsunuz. Burada tamamı diyelim. Burada Sites gibi bir yer olması lazım. Henüz herhalde şu setting up'lardan bir tanesi galiba. Şimdi ben bu test hesabını yeni açtığım için arka tarafta tabii kurulumlar hala devam ediyor. O yüzden bazı servisleri henüz göremiyoruz burada ama SharePoint tarafı şu olması lazım. Eğer hani süremizi doldurmadan açılırsa onu da memnuniyetle bir arayüzünü gösteririm ama SharePoint üzerinde bir uygulama yapalım derseniz öyle bir bilgim yok açıkçası, o konuda yardımcı olamam. Bakın burada farklı farklı uygulamaları da görebiliyorsunuz. Ben daha ziyade bugün birazcık Edin tarafını anlatmak istedim. Bir soru daha geldi. Dernek üyelerine ait kayıtları girip takip edebiliyor muyuz? Nereden yapıyoruz? Yani ne gibi bir kayıt gireceksiniz bilmiyorum ama SharePoint üzerinde dosyalarınızı depolayabilirsiniz ya da OneDrive üzerinde dosya depolayabilirsiniz. Bu burası üzerinden hani dosyaları buralarda depolayıp o kayıtları da buralarda saklayabilirsiniz. Hani burada bir veri tabanı hizmeti tarzı bir şey var mı? Ya gidiyorsa soru birazcık. Office 365 içerisinde öyle bir hizmet yok. Başka soru varsa alabilirim. 360 Access dahil midir? Şöyle Access dahil değil. Buradaki gördüğünüz Office Online, şöyle söyleyeyim. Office 365 kapsamında iki farklı Office uygulamalarını, yani iki farklı tipte Office uygulaması kullanabiliyorsunuz. Bir tanesi online versiyonlar. Yani basitçe tarayıcı içerisinden kullanabildiğiniz. Örneğin şurada gösteremiyorum yine. Word burada çalışıyor hala. PowerPoint de çalışıyor. Bakayım Excel. Excel de hala kuruluyor. Ben burada bir sayfa yenileyim. Belki düzelir bu. Word, Excel, PowerPoint bunların online versiyonlarını, tarayıcı içinden çalışan versiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Onlar içerisinde Access yok. Access'i bu şekilde online olarak kullanamıyorsunuz. Bu arada tamamlamış herhalde. Şuradan bir SharePoint'i açayım hızlıca. Bir de mesela Word'ü açayım. Bakın Access yok zaten buradan, dikkat ederseniz. Ya da şey yapabilirsiniz. Ücrete tabi olmak kaydıyla şifremi şuradan bir hemen gireyim. Masaüstü uygulamaları da edinebilirsiniz. Yine Office 365 üzerinden. Ama bu bizim alışılageldiğimiz yine masaüstü uygulamaları. Hiçbir farkı yok. Onların içerisinde Access dahil. Yani o zaten hani alışık olduğunuz bildiğiniz Access, hiçbir farkı yok. Sadece lisanslama yöntemi ve ürün aktivasyon yöntemi Office 365 üzerinden yapılıyor. Şey olarak hiçbir farkı yok. Şurayı kapatayım. Hani bu SharePoint ekranı sormuştunuz. En basitiyle boş bir SharePoint bu. Burada tabii bakın en basitinden site oluştur kısmından işte ekip siteleri vesaire oluşturabilirsiniz. Hani bunlara kullanıcılara yetkiler verip işte ne bileyim departmanlarınız için ayrı ayrı siteler oluşturabilirsiniz. Oralardan dokümanları paylaştırabilirsiniz vesaire falan gibi şeyler
Yapılabilir ama hani bunun üzerinde geliştirme de yapabilirsiniz bir miktar. Ama oralarda benim çok fazla bilgim yok maalesef. Bir de şeyi gösterecektim. Bir tane şuradan şey açalım mesela. Word demiştik değil mi az önce? Şuraya atmış onları da. Mesela online tarafta nasıl kullanılıyor bu uygulamalar dediğinizde işte hani normalde aslında masaüstünde alışık olduğunuz Word'ün çok benzeri. Önünüze yine şablonları çıkartıyor. Boş bir doküman dediğinizde önümüze bir tane şimdi boş bir Word dosyası açacak. Bu dosyanın ismini, cismini istersen ben değiştirebiliyorum. Buralara bir şeyler yazabiliyorum vesaire. Normal yani Word'u kullanıyorum. Tabii bakın yukarıda belli formatlar var. Bunları işte kullanabilirsiniz vesaire. Bu dosyayı otomatik olarak zaten şeye kaydediyor. Bakın şurada kaydedildi dedi zaten bize aslında. Bakın şurada bu dosyayı kaydettiğini söyledi. Yeşilde boyadım ama göründüm bilmiyorum şu kısımda. Otomatik olarak sizin OneDrive'ınıza kaydediyor. İsterseniz bunu lokal indirebilirsiniz, ister paylaşabilirsiniz, isterseniz öylece durabilir. Zamanında etkin kullanmak adına başka da soru olmadığını görüyorum. Benim mail adresim bu arada ozan.gunduz@microsoft.com yani Ozan Gündüz ismim ozan.gunduz@microsoft.com. Başka sorularınız varsa yani yine yollayabilirsiniz. O şekilde ben yanıtlamaya çalışayım. Daha fazla arkadaşlarımın vaktinden çalmayayım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun Ozan Bey. Bir tane soru vardı. Onu size aktarayım izninizle. Eski Estağfurullah. e-postalarımızı, e-maillerimizi taşıyabiliyor muyuz diye sordu bir kullanıcımız da. Onun için bir uygulama mümkün galiba. Şöyle taşıyabiliyoruz ama şöyle söyleyeyim. Her sistemdeki her e-maili taşıdığımızı iddia etmek doğru olmaz. IMAP üzerinden taşıyoruz biz. Eğer sizin kullandığınız e-posta sunucusu mevcut da IMAP destekliyorsa yani çok büyük ihtimalle taşıyabiliriz. Ya da yani onun haricinde farklı araçlar da var böyle hani üçüncü parti işte kişilerin veyahut da şirketlerin geliştirdiği belli araçlar var. Onları kullanarak da yapılabiliyor. Bunların bazıları ücretli olabiliyor, ücretsiz olabiliyor. Ama yani IMAP desteği varsa mailboxları taşıyabiliyoruz. Hani takvimi taşıyabiliyoruz mu derseniz hayır taşıyamıyoruz. Kişileri taşıyamıyoruz. İşte OneDrive'da dosyalarım vardı. Ya da pardon işte örneğin Google Drive kullanıyorum ben. Gmail'im var. Google Drive'daki dosyalarımı taşır mıyım OneDrive'a? Hayır taşıyamıyoruz. O tarz işlemleri maalesef kullanıcılar birazcık manuel yapmak durumunda kalabiliyorlar. Evet, çok teşekkürler Ozan Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Özgür Bey görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ozan Bey de bugün oldukça yoğun bir mesai arasında bize vakit ayırdı. Gerçekten tekrar teşekkürler. Şimdi isterseniz ben size Power BI'yi çok basitçe nasıl kullanabileceğimizi biraz göstermeye çalışayım. Bunun için aslında Power BI'nin kendi portalı üstünde, gündüz gösterdiğim Power BI'nin kendi portalı üstünde indirdikten sonra bana sunduğu bir rehber var. Bu rehberdeki şu Analyze Sample Sales Data kısmını aslında kullanıyorum. Yani bir tane örnek satış datası ama bunu biz bir sivil toplum örgütü olarak herhangi bir data olduğunu düşünebiliriz. Zaten şöyle bir Excel dosya karşımızda. Hani o yüzden hepimizin benzeri Excel dosyaları vardır sivil toplum alanında çalışan insanların. Şimdi bu önümüzdeki data bildiğimiz bir Excel dosya. Bunda hiçbir problem yok. Biz ama bunu bu şeyden çıkartalım. Yani bu Excel data olarak kullanmayalım. Power BI'nin içine bunu yerleştirelim dersek Power BI programını açıyoruz ve açtığımızda bu doğrudan masaüstünüze indirebileceğiniz bir uygulama. Bildiğiniz gibi bize işte Get Data veya Recent Sources gibi yani yakın zamanda kullandığınız kaynaklar gibi iki tane yer sunuyor. Biz Get Data kısmına tıklıyoruz. Burada çok farklı kaynaklardan burada görüyorsunuz oldukça değişik kaynaklar var. Bir kısmı 365 içinde, bir kısmı Azure içinde, bir kısmı tamamen dışarıdan. İşte Google Analytics gibi, Facebook gibi, Mailchimp gibi, Marketo gibi böyle daha farklı üçüncü parti dataları da çekebiliyoruz. Biz şimdilik Excel ile ilerleyelim. Bir Excel data çekmek istiyoruz. Ürünümüzün bulunduğu yeri seçiyoruz. Ve o bizim bu Excel dosyamıza ulaşıyor. Bize bir ön izleme sunuyor. Bu mudur diye soruyor. İstersek edit diyebiliriz burada. Biz bunun olduğunu söyleyelim ve load diyelim. Kısa bir beklemenin ardından bütün bunları bizim önümüze sunacak. Pardon.
Evet, şimdi aslında karşımızda gördüğünüz gibi boş bir pencere var Power BI'da. Biz nasıl bir görselleştirme yapalım? İşte diyelim ki şöyle bir chart kullanalım. Buna tıklıyoruz. Bunun boyutunu ayarlayabiliriz. Sonra da bunun içine tıklayıp farklı şeyler girmeye başlayabiliriz. Yani bizim Excel dosyamızdaki sütun başlıklarını buradan seçebiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi seçtikçe aslında eğer uygulanabilir bir veri ise bu da doğrudan değişmeye başlıyor. Buradaki grafik de değişmeye başlıyor. Eğer bu öyle bir veri değilse, uygulanabilir bir veri değilse, o zaman herhangi bir değişiklik olmayacaktır zaten. Şimdi biz bunu bu tipte bir sütun grafiğe çevirmiştik. Ama eğer bunu istersek doğrudan yatay bir grafiğe de çevirebiliriz. Eğer mümkünse bunu bir pie chart'ta yapabiliriz. Ve bunların hepsini anında yapabiliyoruz. Boyunu istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliyoruz. Bunu diyelim yine bu sütun grafik boyuna getirdik. Tekrar dışarı tıkladık. Eğer elimizdeki veride bir harita verisi varsa doğrudan buradan bir harita yapmasını da isteyebiliriz. Power BI'dan. Fakat elimizdeki veri, yani bizim elimizdeki örnek veri haritaya uygun olmadığı için bunu bu dünya haritasının üstüne yerleştiremiyor. Peki başka bir şey deneyelim. Şimdi şöyle bir şey alalım. Evet. Ondan sonra bunu da pardon. Silmeye gayret edeyim. Bu yerleştirdiğimiz farklı şeyde şunları bir kaldıralım. Evet. Tamam. Bunu da yine aynı şekilde seçmeye çalışabiliriz veya doğrudan bu verileri listelemeye gayret edebiliriz. Yaptığımız seçimleri grafiğe çevirebildiği anda Power BI bunları bir grafik olarak çevirecektir, yazacaktır. İstersek tabii bunların içindeki şeyleri inceleyebiliyoruz. Hangi verileri bunun içinde tutalım, hangilerini dışında bırakalım, nasıl gruplayalım, bunları da buradan seçebiliyoruz. Sonra gayet alışkın olduğumuz gibi Save As diye kaydedebiliriz. Fakat bu Power BI dosyası olarak kaydetmek olur. Burada yapacağımız şey bunları publish etmek olacak Power BI'ya. Publish ettiğimiz zaman bunlar webde görünebilir olacaklar. Veya export edebiliriz Power BI template olarak, yani bir şablon dosyası olarak. Bunun üstünde yapabileceğimiz başka şeyler de var tabii. Herhangi bir yere bir text box açabiliriz. Yani aslında bir canlı infografiğe bunları dönüştürmeye kalkarsak, bu text box'a gayet alışkın olduğumuz gibi yazılar yazabiliriz. Yazının boyu biraz küçük görünüyor. O zaman yazının boyunu büyütelim. Yazı alanını da büyütelim. Aynı şekilde buna imajlar ekleyebiliriz, şekiller ekleyebiliriz. Bu eklediğimiz şeklin içine eğer istersek tahmin edebileceğiniz gibi yazı da yazabiliriz. Sadece üstünü sürükleyip bırakmamız yeterli olacak. Tabii yazının yerleşeceği yeri de seçmemiz gerekiyor. Power BI'nin bir sonraki aşaması, yani bundan sonra gelecek olan aşama aslında buradaki ilişkileri kurmak. Yani bu grafikle şu grafik arasındaki ilişkiyi kurmak, bunun için birazcık daha çaba sarf etmek gerekiyor. Bu birkaç dakikalık sunumun sınırlarını birazcık aşacak bir iş olacağı için şimdi buna girmiyoruz. Fakat temel olarak elinizde nasıl bir veri varsa, eğer burada lokasyon bilgileri varsa haritayla, lokasyon bilgileri yoksa alışkın olduğunuz diğer grafik türleriyle anında bunları değiştirebilirsiniz. Bunun bir diğer iyi tarafı da şu, daha önce fark etmediğiniz ilişkileri bu grafikler vasıtasıyla girebilirsiniz. Etkinliğinizi Power BI sayesinde daha net bir şekilde görebilirsiniz. Bunun birkaç kullanım şekli olabilir. Bir tanesi sizin fon veren kuruluşlara vereceğiniz raporlar olabilir. Bir diğeri kamuoyu oluşturmak için kamuoyuna dönük bazı değişiklikleri gösterebilirsiniz. Yakın zamanda hani kamuoyu baskısıyla mecliste değişen bu meralar ve zeytinliklerle ilgili tasarıda buna benzer şeyler, daha basit düzeyde infografikler oldukça etkin bir şekilde kullanıldı biliyorsunuz.
Bunu kullanabilirsiniz. Ve bir diğer türlü de aslında içeride kendi yaptığınız faaliyetlerin tam olarak nasıl gittiğini izleyebilirsiniz. Yani Power BI bir taraftan veriyi görselleştirirken bir taraftan size çok hızlı bir şekilde meseleyi takip etmenizi de sağlıyor. Eğer Excel'de belli hedefler yaratabiliyorsanız, yani bir işin %100'ü mü, %90'ında mı olduğunuzu tespit edebileceğiniz formüller yaratıyorsanız, bunu anında bir tabloya çevirebilirsiniz. Power BI aynı zamanda gerçek zamanlı olarak veriyi işleyebilir. Eğer siz ona gerçek zamanlı veri sunabilirseniz, o da gerçek zamanlı olarak veriyi işleyebilir ve sizin web sayfanızda yayınlayabileceğiniz şeyler haline gelebilir bunlar. Power BI'ye yüklediğimiz, şimdi Cenk Bey'in bir sorusu var, onu okuyayım izninizle. Power BI'ye yüklediğimiz Excel dosyasında sonrasında değişiklik yaptığımızda Power BI'deki dashboard'a güncelleniyor mu? Yoksa ilk Excel'e yüklediğimiz verileri mi görebiliyoruz? Eğer bu Excel'le bunun ilişkisini sürekli tutarsanız onları görebilirsiniz. Yani bu şeyde anlık olarak bu değişiklikleri görebilirsiniz. Fakat bu ilişkiyi kurmanız gerekiyor. Ancak bu tip gerçek zamanlı veriler için, aslında gerçek zamanlı çalışmayı düşündüğünüz veriler için Office 365 ile bunun arasında bir ilişki kurmak çok daha şey olacaktır, yerinde olacaktır. Bu sayede hani bulutta doğrudan çalışabilirsiniz, bulutta girdiğiniz tüm verileri anında görebilirsiniz. Ben başka bir soru var mı diye tekrar kontrol ediyorum. Bana gelen Power BI ile ilgili bir soru göremiyorum. Şimdi dilerseniz bu Microsoft Bulut Bilişim Bağışları ile ilgili diğer sorularınızı almaya çalışalım. Ve ben tekrar sözü Gözde Hanım'a aktarayım isterseniz. O da onu da ekleyeceği şeyler olacak. O konuda size belki bilgi verebilir. Tekrar merhaba. Şimdi yine aslında on-prem olarak tanıyor olduğunuz fakat yine bulut ortamında da kullanılabilen Dynamics ürünümüzden biraz bahsetmek istiyorum. Dynamics 365 bildiğimiz Dynamics'in bulut platformu üzerindeki versiyonu ve burada gördüğünüz üzere birçok alanda yani operasyon olarak yaptığınız her şeyde aslında kullanabileceğiniz ve kurumsallaşmanızı güçlendirecek bir ürün. Office 365 ve diğer bulut çözümleriyle az önce de bahsedildiği gibi burada işte Power BI ile ya da Office ile Azure üstünde de çalışarak bulut üstünde çalıştığı için zaten entegre bir şekilde çalışıyor. Bütün Microsoft uygulamaları ile birlikte. Kurumsal kapasitenizi geliştirirken en çok kurumların, yani sadece sivil toplum kuruluşlarının değil ama bütün kurumların, bütün organizasyonların ciddi bir iletişim gücünün olması gerekir. Özellikle sivil toplum kuruluşlarında bu iletişim kanalları normal bir kurumsal şirketten daha fazla oluyor. Çünkü sadece müşterileriniz yok orada. Faydalanıcılarınız, bağışçılarınız, kamuya olan şeffaflık anlamındaki sorumluluğunuz ve tabii ki kendi gönüllüleriniz ve çalışanlarınız, üyeleriniz var, dernek üyeleriniz var. Onlara karşı iletişiminizi gerçekten kuvvetli bir şekilde yürütebiliyor olmak oldukça önemli. Birçok operasyon noktasında Dynamics 365'i kullanarak onlarla iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Bütün bu iletişimi sürdürürken aynı zamanda daha hızlı oluyorsunuz tabii ki. Çünkü yine örneğin gönüllülerinizle veya çalışanlarınızla kurduğunuz iletişim sayesinde sırasında Office 365'te entegre bir şekilde bulunan kişilerinizle iletişim kuruyorsunuz. Buradaki komünikasyonu algılayıp buna göre oradaki sıklık, işte yanıt, ne kadar hızlı yanıt alabiliyoruz, ne kadar etkileşim sağlıyoruz bu iletişimlerden. Bunların hepsini analiz de edebiliyorsunuz Power BI ile az önce gördüğünüz gibi bir örnek sayesinde. Dynamics 365'i kullanmak için
Bu şekilde planlar var. Office 365 kadar detaylı olmasa bile farklı uygulamalar için farklı fiyatlandırmalar var. Bunların detaylarını yine web sitesinden inceleyebilirsiniz. Tabii ki hani sadece ihtiyacınız olan servisleri almanızı öneririz. Hepsini birden almanıza gerek yok. Yine üye başına aylık abonelik şeklinde olduğu için tasarruf etmenizi de sağlayacaktır. Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kadar alabilirsiniz. Diğer bütün bulut çözümlerinde olduğu gibi bunu da her zaman her yerden erişerek kullanabiliyorsunuz. Dynamics ile ilgili bir örnek vermiştik sabah. Aslında bu hani nasıl kullanıldığına dair yine belki sabahki webinarımızda olmayan kişiler varsa onlar için hızlıca bir üstünden geçeyim. Türkiye Diyanet Vakfı 2015 yılındaki Kurban Bağışı Organizasyonu Dynamics CRM ile gerçekleştirdi ve çok fazla 645 noktada 180 bin kadar kurban vekaletini örneğin taşırken bir yerden bir yere bu bağışların bağışçılardan faydalanıcılara ulaşması için Dynamics CRM'i kullandı ve aslında yine bulut özelliklerinin en güzel taraflarından bir tanesi diğer Microsoft yani sahip oldukları diğer Microsoft ürünleriyle entegre bir şekilde hepsi aynı anda bütünleşik olarak çalışabiliyor ve sizin sisteminizdeki şeylere de uyarlanabiliyor. İşte bu bir ERP sistemi olur, kendi belge yönetim sisteminiz olabilir. Hepsiyle entegre bir şekilde çalıştığı için de daha kolay oluyor aslında. Bununla ilgili ben hemen biraz böyle Dynamics nasıl görünür, nedir, nasıl bir şeye benzer gibi bir kısaca göstermek istiyorum. Ekranım görünüyor diye düşünüyorum hala. Şu şekilde burası Ozan'ın daha önce göstermiş olduğu bir aslında Office 365 tarafındaki panel kısmı. Ulaşabiliyorsunuz buradan sahip olduğunuz uygulamalar işte SharePoint gibi, OneDrive gibi, takvim kişiler vesaire gibi. Power BI'da yine aynı şekilde az önce Mehmet Bey'in belirttiği gibi burada var. Burada şu an Dynamics'teyiz. Şöyle buradan tıklayıp giriş yaptığımızda aslında ya da home.dynamics.com dediğinizde de bunu göreceksiniz. Şimdi buradaki uygulamalar tabii çok uygulama var. Hani nelerin ne işi hepsi farklı farklı şeyler için kullanılıyor ama şöyle take a quick tour diyerek neler var burada kısaca bir göstermek istiyorum. Burada her zaman görüyorsunuz burayı. Nerede olduğunuzu görmeniz adına az önce gösterdiğim kısım. Burada uygulamalarınızı görüyorsunuz. Home ana sayfa kısmının altında uygulamalar arasında değişiklik yapabilirsiniz. Daha sık kullandığınız uygulamaları üste taşıyabilir. Daha az kullandıklarınızı alta alabilirsiniz. Sonrasında hepsini görmek isteyebilir ya da favori uygulamalarınızı pinleyebilirsiniz panonuza. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman buradan soru işaretinden orada zaten belirli olarak cevaplanmış sıkça sorulan sorular var tabii ki. Ama onun yanı sıra bir mail üzerinden ya da bir sorun destek formu üzerinden de probleminizi bildirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi hani uygulamalarınız aynı hem panelde hem de aynı zamanda ana sayfada da görünecek. Özellikle en sık kullanılanlar. Bunları filtreleyebilirsiniz. Hani daha sık görmek istediklerinizi burada bulabilmek için. Şöyle tıkladığınızda mesela az öncekini bu az önceki guide'dan ziyade gerçek burada uygulamalar var gördüğünüz gibi. Bunlara tıklayıp bunları çalıştırma fırsatı bulabiliyorsunuz. Ve bu şekilde yine hepsi bütün bulut platformu aynı yerden ulaşılabildiği için ve aslında aynı arayüze sahip olduğu için entegre çalışmayı bu kadar kolay hale getiren şey aslında bu. Dynamics bu şekildeydi. Biraz da yine VLSC'den bahsetmek istiyorum. Sabahki webinarımızda da bahsetmiştik aslında biraz ama burada hemen şuraya gireyim. VLSC nedir? Volume Licensing Service Center. Şöyle hemen daha büyük bir şekilde göstermek adına. Biraz eski bir doküman bu ama şu anda da yine tasarım olarak az çok aynı durumda görünüyor. Buradan TechSoup üzerinden aldığınız çevrim dışı kullanılan ürünlerimizin lisansları için, lisanslaması için bu web sitesine giriş yapıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi.
İşte bir Microsoft hesabı ile giriş yapmanız gerekiyor. Burada kayıtlı bir kullanıcı olup olmadığınız kontrol ediliyor. Arkasından bir kurumsal mail girmeniz gerekecektir. Bu onaylar tamamlandıktan sonra doğrulama için bir e-mail geliyor. Bu e-postadaki linke tıklayarak aktivasyonu gerçekleştiriyorsunuz ve artık kayıt oldunuz VLSC'ye. Burada işte belli bir başlangıç olarak yapmanız gereken bazı aşamalar var. Ülke, dil vesaire gibi bunları seçmek ve hani bazı koşulları kabul etmek gibi. Sonrasında hani bu dokümanı sizinle zaten paylaşacağız. Daha detaylı inceleyebilirsiniz ama lisanslarınızı nasıl görebilirsiniz? Menüleri nasıl kullanabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ana menü şurada görmüş olduğunuz sekmeler halinde. Burada lisanslar, yazılım indirimi, ürün anahtarları, yazılım güvencesi, abonelikler, online servisler, yönetim gibi farklı sekmeler var. Hepsinin farklı fonksiyonları var. En temel olarak kullanılan tabii ki lisanslar. Burada satın almış olduğunuz veya bağış olarak almış olduğunuz lisansları görebilmek için neler yapmanız gerekir ondan bahsedeceğiz. Birçok lisansımız olabilir. Özellikle çok kullanıcı ve hani çok farklı türlerde operasyonlar olduğu zaman çeşit çeşit lisanslara ihtiyaç duyulabiliyor. Hepsini görebilirsiniz ya da filtreleyerek işte aktif olanlar, aktif olmayanlar, süresi dolmuş olanlar vesaire gibi bunları görebiliyorsunuz. Her lisansın, her siparişin bir numarası var. Bazen bazı lisansların hesabınızda görülmediği ile ilgili biz de sorular alıyoruz. Bu olabilen bir durum. Bu durumda Microsoft temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz. 444 67 87 VLSC çağrı merkezinin numarası Microsoft'un. Buradan mesai saatleri içerisinde telefonla destek alabilir veya sorununuzu yine VLSERVM bunu ben bu chat tarafına yazıyor olacağım. Bir mail adresine buradaki sorunlarınızı mail atabilirsiniz. Onlar niçin görünmediğine dair bu lisansların yardımcı olacaklardır. Lisans özeti kısmı var. Lisanslarınızı özet bir şekilde görebilmek için yine filtreleyerek bir özet yaratabilerek, örneğin özet yaratabilirsiniz eğer hani başka bir doküman hazırlamak istiyorsanız, sahip olduğunuz lisansların bir raporlamasını yapmak isterseniz bu şekilde bir lisans özeti raporu hazırlayabilirsiniz. Product family, işte ürün ailesi, ürünler hangi aileden? Örneğin bir server ailesinden mi yoksa bir işletim sistemi ailesinden mi, ofis ailesinden mi gibi farklı farklı ürün aileleri var. Her bir ürün için sahip olunan lisans sayısı, çözümlenmemiş lisans sayısı, yazılım güvenceli lisanslar gibi farklı türleri var bunların. Aynı zamanda ürün indirme kısmında bu şekilde bir yazılımın alt menülerini bulabiliyorsunuz. Lisanslarınıza göre indirilebilir ürün listeleri var burada. Yine az önce söylediğimiz gibi ürün ailelerine dağılmış olarak görebildiğiniz ürünler, lisanslar, indirilemeyen ürünler ve doküman setleri hakkında bilgiler olabiliyor. İlerlediğimiz zaman buradan lisanslı olarak indirilebilir ürünleriniz de License Download menüsünde görünecektir. Şimdi geldik, nasıl görünüyor peki bu ortam? Şöyle diyelim. Ürün listesinden ürünlerinizi seçebiliyorsunuz. Nasıl indiriyoruz daha doğrusu bu ürünleri? İndirme ayarlarını seçiyorsunuz. Burada dil ve bağlantı hızına göre farklı seçenekler sunuyor size. Bunları seçtikten sonra Continue butonuna tıklayarak indirmeye başlıyorsunuz. Tahmini bir indirme süresi sağlıyor size. Bu bağlantı hızınıza bağlı olarak değişiyor. İndirme yoneticisinden veya web tarayıcısından indirebilirsiniz. Buradaki ayarları hani kabul ettikten sonra indirme başlayacaktır. Saklamak istediğiniz klasörü seçip sonrasında save'e tıkladığınızda başlayacak zaten kaydetmeye. İndirme yöneticisi açılıyor. Burada hani durdurabilirsiniz, duraklatabilirsiniz. Finished yazısını gördüğünüz zaman statü kısmında
indirmiş olacak ürününüz ve aynı zamanda launch'a tıklayarak ürünü kullanmaya başlayabiliyorsunuz artık. Ürünü indirmiş ve lisansı kullanmış oldunuz. Ürün anahtarları yine bir başka konu. Burada üçüncü sekme olan Product Keys'in altında bulabilirsiniz bunları. Mevcut anahtarlarınız nelerdir? Hangi ürünlerdir? Kaç tane vardır? Anahtar tipi, ürün anahtarı, ürün lisans numarası gibi farklı bilgileri burada görebiliyorsunuz. Detaylı bilgi almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz. Ürün anahtar çeşitleri aslında iki tane. Multiple Activation Keys ve Key Management Service gibi iki tür. Yine bunlarla ilgili detaylı bilgiyi de bu link üzerinden görebilirsiniz. Tekrar edeyim, bu dokümanı zaten sonrasında paylaşıyor olacağız. Ama herhangi bir sorunuz olursa web sitelerimizde oldukça detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışılıyor. Olmadığı zaman da bize ulaşabilirsiniz tabii ki. Burada bir sonraki sayfada New Mac Keys'i gördüğünüz zaman bu anahtarların durumunu göreceksiniz. İşte aktif mi, kaç tane var vesaire. Ve ürünlere dair Mac anahtarları talep etmek isteyebilirsiniz. Burada Request Mac Key tuşuna basıyorsunuz ve bu anahtarları edinmiş oluyorsunuz bu şekilde. Şimdi birkaç soru gördüm. Berrak Hanım'ın VLSC ile ilgili bir sorusu var. Toplu lisanslama merkezindeki ürünleri e-posta adreslerine yönlendirebiliyor muyuz? Örneğin 5 ofis lisansını e-posta yoluyla iş arkadaşlarıma iletebilir miyim? Buradan şimdi çok yanlış bilgi vermek istemem. Çok ben hani teknik tarafta çalışan birisi değilim. Daha çok kurumsal sosyal sorumluluk tarafında faaliyet gösteriyoruz ama VLSC üzerinde aldığınız bu kurumsal mail adresiyle üye oluyorsunuz tabii ki buraya. Buradaki lisansları kurum bilgisayarlarına yine bu VLSC üstünden girerek indirebilirsiniz. Lisans anahtarlarını kurum dışından birilerine iletmeniz mümkün değil zaten. Onları kurum içindeki insanların da bilgisayarlarına kurmak için yine VLSC üzerinden kurmanız gerekecektir. Bu az önce göstermiş olduğum download kısmını takip ederek kurmanız gerekecektir. Lisans anahtarlarını yönlendirmeniz çok mümkün değil. Dernek üyelerinin kayıtlarını tutabileceğimiz bir veri tabanı uygulaması var mı? Aslında Ozan sanıyorum bu sorudan biraz bahsetmişti ama belki tekrar üstünden geçmek gerekebilir. Bizim veri tabanı uygulamamız Access, Microsoft Access aslında. Fakat bu ürün Office 365 ile birlikte gelen bir ürün değil. Satın alabilirsiniz yine bunu. Access'in çevrim dışı versiyonunu TechSoup üzerinden satın alabilirsiniz. Veya isterseniz hani çok bizim kompleks bir şeye ihtiyacımız yok derseniz ofis uygulamaları ile örneğin Excel üzerinde hani basitçe bir kendinize göre hani tabii bu kısıtlı kullanıcılar ve kısıtlı bilgiler için yeterli olacaktır ama Excel üzerinde oluşturduğunuz ve bulutta sakladığınız bir dosyada herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı gibi iş görebilir. Çok yeterli olmasa da tabii bu hani kullanıcı sayısına ve istediğiniz fonksiyonlara göre çok bağlı olan, çok değişken olan bir yapı. Müşteri hizmetleri bölümünde ne yapabiliyoruz? Detay bilgi verir misiniz derken Dynamics CRM ile ilgili sanıyorum ki bu soru. Şimdi çok fazla dediğimiz gibi sivil toplum kuruluşlarının hem bağışçıları hem gönüllüleri, çalışanları vesaire oluyor. Bunların hepsiyle iletişim sağlayabilmek adına burada az önce göstermiş olduğum portalda tekrar hatta geri dönebiliriz oraya. Farklı uygulamalar kuruyorsunuz. İşte onları aynı anda belki mail atmak, onlarla veri paylaşmak vesaire gibi. Bu aslında hani Dynamics biraz daha kişiselleştirebileceğiniz bir ürün diyebiliriz. Dolayısıyla hani daha fazla inceleyip ve eğer mümkünse bir partnerla birlikte bir iş ortağıyla birlikte çalışarak çok daha kişiselleşmiş ürünler elde edebilirsiniz, uygulamalar elde edebilirsiniz. Hani bunlar sizin ihtiyaçlarınıza göre çeşitli anlamlarda kullanılabilir. Yani çok spesifik bir örnek hani şu an vermem mümkün değil ama hani örneğin Diyanet Vakfı'nda bahsettiğimiz gibi burada kendi ERP sistemleriyle birleştirerek bir uygulama geliştirmişler örneğin Dynamics üzerinde. Hani farklı farklı uygulamalar geliştirmek mümkün.
Hem Dynamics üzerinde gerçekleştirmek mümkün, hem burada örneğin hemen şuradan göstereyim, Power Apps olması gerekiyor. Evet, yani birçok farklı uygulama sayesinde bu şekilde uygulamalar geliştirmek mümkün. Şu an bir giriş yapmam gerekiyor, o yüzden hani gösteremem. Çok da zaten vaktimiz kalmadı sanıyorum, ama sanıyorum bu şekilde. Başka bir soru var mıdır acaba? Görebildiğimiz kadarıyla başka soru yok Gözlem. Çok teşekkürler. Tamamdır. Biz teşekkür ederiz hepiniz katıldığınız için. Microsoft Kurumsal Sosyal Sorumluluk adına hem katılımcılarımıza umuyoruz faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa yazılım bağışlarıyla veya sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir türdeki destekle ilgili bize ulaşabilirsiniz. Ben mail adresimi şu chat kısmından yazıp hemen yolluyorum sizlere. TechSoup Türkiye'ye de tabii ki çok teşekkür ediyoruz bize olan desteklerinden ötürü. Bu webinarı gerçekleştirme konusunda çok güzel bir işbirliği yaptık. Umuyoruz faydalı olmuştur herkese. Çok teşekkürler Gözlem. Gerçekten oldukça faydalı oldu. Çok fazla soruyu yanıtladık. Bir taraftan hani panelistlerimize aktarmadığımız bazı soruları da biz özel olarak soran kişilere yazmaya çalıştık. Bunun gibi sizin de farklı sorularınız olursa aslında her zaman destek@techsouptürkiye.org.tr adresinden bize iletebilirsiniz. TechSoup Türkiye web sitesi techsouptürkiye.org.tr adresinden ulaşabildiğiniz bir web sitesi. Buradan yine Microsoft'un bu on-prem ürünlerini inceleyebilirsiniz. Biraz önce konuştuğumuz Access mesela bunlardan bir tanesi, bunu işte Office Professional Plus içinde bulabilirsiniz. Bunun dışında farklı bağış programları da var. Onlara da yine bu web sitesi üstünden ulaşabilirsiniz. TechSoup Türkiye ile ilgili hani herhangi bir sorunuz olursa, ne zaman olursa olsun lütfen bize ulaşmayı ihmal etmeyin. Bu programın, bu webinarın kaydını da deşifre ettikten sonra yine yayınlayacağız. Ona da ulaşabilir olacaksınız. Bu arada Perşembe günü STGM web sitesinden görebileceğiniz gibi bu webinarın Arapça versiyonunu gerçekleştireceğiz. Eğer dilerseniz Arapça konuşan katılımcılar için buradaki bilgileri inceleyerek yine başvuru yapabilirler. Yine iki bölüm halinde olacak. Yani ilk başta bir tanıtım gerçekleştireceğiz. Daha sonra uygulama kısmına geçeceğiz bu webinarda. Buradan o webinarlara kayıt olabileceğinizi tekrar hatırlatmış olayım. Tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Microsoft Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birimine de destekleri için teşekkürler. Bir başka webinarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.